Ya anneciğim sen bakacaksın tabii keyfine. Güzelim benim, niye böyle yapıyorsun? Ya sanki bizi aç mıyız tok muyuz kimin umurunda? Eşeklik etme. Okuldan gelip yine fırlayıp çıkmışsın. Arabadasın değil mi yine? Ya darlandım öyle evden de. Çıktım öyle hava alıyorum. Geç kalmayacağım ama. Şimdi de kapıyorum. Sonra görüşürüz tamam. Tamam bir tanem, ben de geç kalmam. Hadi görüşürüz. Bana bak, dikkatli ol ha. Hızlı sürme sakın. Hadi hoşça kal. Soğut musun yeni getirene kadar? Yoğunluk vardı beyefendi. Kusura bakmayın. Neyse. Al hadi al. Alo tatlım. Neredesin? Konum at alayım seni, takılalım ha. Tamam. Haydi bay bay. Söylüyorsun. Tamam. Ay. Çok çalışıyorsun. Başarılısın hayatım, ne diyeyim yani. Hani seninle gurur duyuyoruz da bu da değil yani, değil mi? Kaç ay oldu görüşmeye de? Ay bilmem, 2-3 ay olmuştur herhalde. Dahası var da neyse. Biz senin boşanmanı kutlayamadık daha. Ha? Ah. Ay, Furkan arıyor. Efendim Furkan'cığım. Çok öpüyorum onu, çok selam söyle. Anne. 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 Çarptım. Çarptım anne. Bir anda çıktı önüme. Ne diyorsun anneciğim? Ne? Hiçbir şey görmedim. Çarptım. Sen nerede? Sen iyi misin? Neredesin sen? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen iyi misin? Bir şey oldu mu sana ha? Neredesin sen? Konum at. Neredesin? Yatıyor, yatıyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kalıyor, kalıyor. Her yeri kalıyor. Meryem ne oldu? Bir şey mi olmuş?
Hoş geldiniz Meryem Hanım. Bünyamin Bey içerideler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dayı. Furkan aslanım. Abicim. Gelin benimle. Kaldırın bakayım kafanızı, oğlan almış. Ne gerekiyorsa yapacağız. Konu kapanacak. Dayı, adam yerde öyle yatıyordu. Ya sana ne adamdan? Bırak adamı. Tamam işte dayın halledecek, bitecek. Çıkacağız bu işin içinden değil mi? Elbette çıkacağız. Bakın bu mesele aramızda kalacak. Bizimkiler bile ne kadarını istiyorsak o kadarını bilecek. Daha fazlası bile değil. Anlaşıldı mı? Furkan! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dayı. Asmayın suratınızı artık ha? Bünyamin Emirkıran hayattayken size kimse dokunamaz. Tamam mı Furkan? Tamam. Tamam dayı. Aferin. Savcım ilk tutanaklar, ifadeler için merkeze geçeceğiz. Tamamdır. Bütün gelişmelerden haberim olacak. Hiç merak etme savcım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol sen. Çok iyi anlıyorum. Ama bu çok sıradan ve basit bir dava. Yani ortada çok büyütecek bir şey yok. Hatta bana bile ihtiyaç olmayabilir. Var. Sıradan bir olay değil. Kaza yapan kız kardeşim Meryem'in kaç yıllık şoförü. Meryem Hanım çok geçmiş olsun. Hiç merak etmeyin, ben buradayım. Sağ olun Harun Bey. Yani gerçekten çok talihsiz bir kaza oldu. Yani Ercan benim 10 yıldan fazladır şoförüm. Bugüne kadar trafikte herhangi bir hatasını görmedik. Zaten kusur da onda değilmiş. Ters yönden gelip aniden önüne çıkıvermiş. Tutanakları okumadım. Okudum. Ne diyorsun? Aslında şoförünüz suç teşkil edecek bir şey yapmamış. Gerçi can kaybı var, Allah rahmet eylesin, ama hani olaydan sonra ambulans çağrılmış, makamın başından ayrılmamış. Dolayısıyla da soruşturma kovuşturmaya dönüşmeyecek gibi. Yani anlayacağınız takipsizlik kararı çıkar buradan. Yani abim sizin çok iyi bir avukat olduğunuzu söyledi ama bir kez de ben rica etmek istiyorum. Ya lütfen çok iyi çalışın, olur mu Harun Bey? Ercan bizim için çok değerli bir çalışan. Sorun yaşasın istemeyiz. Hiç merak etmeyin. Emir kıranlar için önemli olan bizim için de önemlidir.
Bünyamin Beyler de bilirler biz kimleri nerelerden çıkardık. Öyle değil mi Bünyamin Bey? O zaman müsaadenizle tekrar çok geçmiş olsun. Danıştığıma memnun oldum. Ben de. Bünyamin Bey, görüşmek üzere. Günaydın. 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 Ne oldu? Babam niye çağırmış seni? Ha, senin tabii bu dosyadan haberin yok değil mi? Yok, hayır, başka dosyaya çalışıyorum. Bak şimdi başka dosyayı. Sevgili halacın şoförü var ya, o kaza yapmış. Bunu içeriden çıkarmamız gerekiyor. Yoksa halacık metrobüslere mi düşsün değil mi? Bak, bu dosyayı hakletmeni istiyorum, tamam mı? Böyle sürpriz yumurta tanığı falan istemiyorum. Zaten elimizdeki bütün deliller kuryenin kusurlu olduğunu gösteriyor. Okey? Tamam, her şeyi çok iyi anladım ama halamın zaten bir sürü avukatı var. Yani bu kadar basit bir dosyayı bize niye verdi? Bak Fındık Kral, senin mesleğin ne? Avukatlık. Tamam, benimki ne? Avukatlık. Değil, motorum ben. Abinle babam beni hukuk motoru yaptılar. Ben motorum ya, uzun yol motoruyum ben. Buyurun dosyayı. Gel. Oh. Ruşen aradı. Ercan savcılığa sevk için adliyeye götürülüyor. Nasıl ya? Savcıdan önce benim görmem lazım onu. Çıkıyoruz hadi. Ben de bir Bünyamin Bey'in yanına geçeyim. Bu Ercan kim ya? He? Halamın şoförü kaza yapmış. Bırak hele. Halam iyi mi? Yok yok. Tek başına kaza yapmış. Halam yokmuş. Ha iyi. Muhabbetiniz bittiyse çıkalım mı artık? Tamam tamam, sen git. Hemen git. Gecikme. Ben de getiriyorum bir ay. İyi. Senin adliyede ne işin var? Ya ne yapacağız, hemen ne işim var ya? Hadi. Geç kalma hadi. Hadi hadi. Geç kalmayalım. İyi. Gidelim bakalım. Burkan nasıl? Sarsıldı tabii çok. Canını sıkmasın. Dayın öyle diyordu. Allah'tan erkenden haberimiz oldu da duruma müdahale ettik. Bu Harun'un avukat ne biliyor? Herkes ne biliyorsa o da o kadarını biliyor. Kazayı şoför yaptı zannediyor. Biz kalenin önünü açtık, ona da gol atmak kalıyor. Ben çok korktum abi. Yani benim oğlumun cezaevinde ne işi var Allah aşkına? Ben çok korktum, alıp götürürler diye. Bir ara karşı tarafa para teklif etmeyi düşündüm ama o da bir fayda sağlamayacaktı. Sana sığındık. Of abi ya. Sen en doğrusunu, en iyisini yaptın. Evlat verilir mi hiç? Hı? Meryem, kendine de yeğenime de sahip çık. Ha? Bak bir daha bu meseleyle ilgili gözyaşı döktüğünü görmeyin, tamam mı? Tamam. Sabah kimi gördüm adliyede? Alev. Ha Alev. Ulan senin de aklın hep Alev'de ya. Ne Alev'miş arkadaş? Ne, kimi gördün? Rüyanda da görüyor musun? Şu Harun Yakar'ın yanındaki toparlağın adı neydi? Ruşen. Ha Ruşen. Bunlar yeni bir dava almışlar. Allah Allah. Bir tane araba motokuryeye çarpıyor. Kurye ölüyor. Harun Yakar'ın böyle basit bir davayla ne işi oldu? Vardır bir çıkarı, bir pisliği. Ben şimdi bir adliyeye gidiyorum. Bakalım neymiş. Görüşmek üzere. Sağ olun tekrar. Abicim senden acil bir ismi araştırmanı istiyorum. Bu Harun Yakar'ın davasıyla ilgili. Tamam. Böyle bakayım. Meryem Laçiner. Harun Yakar'ın müvekkilinin patronu. Bir bak bakalım. Meryem Laçiner.
Vay arkadaş ya. Ulan vay arkadaş ya. Ne oldu? Bu Meryem Laçiner kim çıktı biliyor musun? Meryem Laçiner. Bünyamin Emir Kıran'ın kız kardeşi kardeşim. Bak ben ne dedim sana? Harun Yakar varsa vardır bu işin içinde bir iş. Lan bu nasıl bir iş ya? Bunlar nasıl insanlar ya? Ne yapıyoruz? Ben şimdi bu kuryenin ailesine ulaşacağım. Sana da konum atarım, orada buluşuruz, tamam? Anlaştık. Ne oldu burası? Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Şu ortadaki baba galiba. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hacı'cığım, biz avukatız. Dedik belki olayı bir dinleriz sizden, elimizden bir yardım gelir. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah babacığım, sağ olasın. Bir şey içer misiniz oğlum? Sağ olasın, sağ olasın. Eyvallah. Kardeşim çok sağ ol. Sağ ol, zahmet etmeyin. Amcacığım biz hani avukatız dedik, yanlış anlaşılmasın, sizi buraya üzmek için gelmedik. İstedik ki bir olayla ilgili ilgi alalım. Belki elimizden bir şey gelir, size yardımcı oluruz. Bir avukatınız var mı baba? Yok oğlum, gözümüz bir şey görmüyor ki. Amcacığım eğer sizin için de uygunsa biz sizin avukatlığınızı üstlenebiliriz. Yani öyle bir para pul talebimiz olduğu için de yani biz sizin yanınızda olalım, size destek olalım babam. Artık bunun bize bir faydası olur mu benim oğlum? Benim ciğerim gitti. Geri gelir mi oğlum? Söylesene geri gelir mi? Vallahi ne desen haklısın amcacığım ama işte bu suçu işleyen kişi de cezasını çekerse belki yüreğinize bir nebze su serpilir. Yani canınızı daha çok sıkmak istemiyoruz ama biz tutanağı okuduk. Mehmet'i hatalı göstermişler. Nasıl olur ya? Yani benim oğluma vuran ceza almayacak mı oğlum? Ha? Almayacak mı? Şimdi şöyle baba, dosyanın şu haliyle ya çok az ceza alır ya da hiç ceza almaz. Belki de ilk duruşmada serbest bırakırlar. Bak benim gelin daha torun baba. Baba demedi bunun hesabını kim verdi? Kim yardım edecek oğlum bize ki? Abi. Daha baba diyemedi benim oğlum. Baba lafını duyamadan gitti. Gece gündüz ekmek parası için motorun üstünde gezdi. Bize yazık değil mi? Bu çocuğa yazık değil mi? Hiç merak etmeyin, biz elimizden geleni yapacağız inşallah. Sizi de bir nebze yüreğinizi rahatlatacağız. Efendim. Aleykümselam toprağım. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Benim ciğerim gitti. Benim gelecek çok oğlum gitti. Ne olur bize yardımcı olun. Biliyorum, benim, biliyorum. Biricik gelcecik evladım gitti. Biliyorum. Ay bu çocuklarım. Biz müsaadenizi isteyelim. Sizin de vaktinizi almayalım. Ben senden bir vekalet almam gerekecek abicim ki seni mahkemede temsil edebilelim. Aman oğlum, ne zaman istersen oğlum. Müsaadenizi isteyelim. Çok Allah vaktinizi de almayalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bir de sağ güveniyoruz avukat bey. Ne olur bize yardım edin. Merak etme, merak etme. Bir tek dayanamazsınız avukat bey. Ben oğlumu size yardım merak etme. Yardım hiç merak etme. İyi günler, başınız sağ olsun. Ne olmuş? Şoförü savcılığa sevk etmişler. Nöbetçi mahkemeye çıkaracaklar hemen. Hadi acele edelim. Ya trafiği var, şeyi var. Allah'ını seversen biz şimdi buraya niye geldik ya? Hop 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 hop. Bekle, bekle, bekle. Ne yapıyorsunuz? Çeksene kardeşim ıslanacağım. Abicim dur. Durur musun? Lan dur iki dakika dur da. Ne işimiz var ya? Osman abi az suyu aç. Osman abi dur, Osman abi. Dur. Dur iki dakika dur da ağacım. Şu işimizi halledelim gideceğiz. Nereye kadar gidiyor görüyor musun? Bayağı hızlı gelmiş demek ki. Aynen buradan yapıştırmış böyle gelmiş. Bu ne? Motor yağı mı? O bir şey değil o yağ ya. Aynen orada düşmüş demek ki motorun yağı oraya. Biliyor musun?
Necdet abi. Ah. Ah be, ah be, ah. Yazık günahlar. Umudum hadi be. Tamam bir şey yok işte gidelim. Ah canım. Ah canım. Ulan şu dünyanın gözü kör olsun be. Saate bak. Tanıdaki saat değil. Hadi yürü. Osman abi sağ olun. Eyvallah. Ben şimdi direkt soracağım, sen de direkt cevap vereceksin. Emniyette ilk ifadeyi sen verdin. Biri sana bir şey söyletti mi? Hayır Harun Bey, ben verdim. Tamam. Sen Meryem Hanımların yanında kaç senedir çalışıyorsun? 10 yıl oldu. Daha önce başına böyle büyük bir kaza geldi mi? Hayır, gelmedi. Anladım. Şimdi sen normal şeridinde nizam bir hızla gidiyordun. Sonra ters yönden hızla gelen bir motor çıktı karşına. Doğru. Doğru. Peki sen motoru fark ettiğinde ne yaptın? Hemen frene asıldım ama çok hızlıydı. Ya çarpışmaya engel olamadın yani. Bu kurye de neyin peşindeymiş ya, intihar eder gibi böyle. Sonra ambulans aradın. Sonrası zaten normal nizamı uygulama. Çabuk çıkarım değil mi burada? Ercan Bey, bu ilk görüşte aşk mı ya, daha görüşme odasındayız ama için rahat olsun. Rahmetli gelip sana son süre ters yönden çarpmış. Senin bir suçun yok ki. Savcılığa ifadeye çağırdılar, çıkmamız lazım. Savcı kimmiş? Arif Budak. Hah, iş gibi. Savcı da şeker gibi, hiç merak etme. Birazdan görüşürüz. Benim işim yok. Şimdi ne olacak? Şimdi savcılık ifadeni alacak. Ondan sonra nöbetçi mahkeme. Seni burada da tutabilirler. Nezarethaneye de indirebilirler. Tamam? Tamam. Az kaldı, sabret. Tamam, tamam. Tamam. Heh. Götürün bunu. Eleman korkuyor. Düzgün bir yerde bekletin. Sen neden acaba hiçbir şeyden korkmuyorsun ya? Benim fıtratım da yok. Oo, sayın savcım. Muhtemelen tutuklama isteyecektir tabii savcı. El mecbur, ölümlü kaza. Ama diğer deliller bizim lehimize. Onlara da bakacağız yani. Hayırdır, siz güzellik uykunuzu alamadınız mı? Yorgun gözüküyorsunuz. Öyle oldu diyelim. Zor bir geceydi ha? İyi, hadi kolay gelsin. Size de sayın savcım. Alo, halacığım. Savcının yanında işimiz şimdi bitti. Birazdan nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Tamam canım, haberdar et mutlaka, olur mu? Tamam, sen merak etme. Her şey yolunda. Ben sonuçtan seni haberdar edeceğim. Tamam.
Sayın Hakim Hanım, dosyada yer alan tutanaklar müvekkilimin savcılık ifadesiyle doğrulanmaktadır. Müvekkilimin gerçekleşen kazada hiçbir kusuru olmadığı da sabittir. Ters yönden gelen merhum Mehmet Özyeşil'in motoruna çarpmamak için elinden geleni de yapmıştır. Zaten kaza akabinde derhal ambulansı, sağlık ekiplerini ve emniyet birimlerine de haber vermiştir. Dolayısıyla müvekkilimin tutuklu yargılanma talebinin reddinin ve müvekkilimin serbest kalmasını talep ediyorum. Özür dilerim Hakime Hanım. Savcım, merhabalar. Çok özür diliyorum karşınıza böyle çıktığım için. Ben müşteki vekili olarak buradayım. Şöyle takdim edeyim. İfadesi çoktan alındı. Ercan Demir nöbetçi mahkemeye sevk edildi avukat bey. Haberim var savcım. Şayet soruşturmayı doğrudan etkileyebileceğini düşündüğüm için tespitlerimi göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Tabii buyurun. Size verilen ifade doğru değil sayın savcım. Mehmet Özyeşil ters yönde hareket etmiyordu kaza esnasında. Mehmet Özyeşil saat 22.03'te yemek siparişini teslim ediyor. Siparişin teslim edildiği adresle kaza mahalli arasındaki mesafe çok kısa. Merhum siparişi teslim ettikten sonra iş yerine doğru yola çıkıyor. Ve bunun için kullanabileceği tek bir güzergah mevcut. Bu haritadan rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla Ercan Demir'in ifadesi gerçekleri yansıtmamaktadır savcım. Kuryenin ters yönden gitme ihtimali yok. Karar. Şüpheli Ercan Demir'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin tamamının henüz toplanmamış olması ve cezanın üst sınırı da dikkate alınarak kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunması, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağının anlaşılması, tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü ve uygun bir karar olacağı kanaatine varılmakla şüphelinin tutuklanmasına, CMK'nın 109/3A maddesi gereğince yurt dışı çıkış yasağı konulmasına, 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz, tutanağı alabilirsiniz. Thank you.
Ben sana demedim şu telefonu elinden al diye. Kimseyle konuşmasın, görüşmesin. Ne olur ne olmaz ha. Haberleri de seyretmesin, sinirleri bozulabilir. Ya ben de bakmaydım ama zorla gelip aldı elimden. Abi. Abi şimdi biz ne yapacağız? Şimdilik bekleyeceğiz. Yani biz aslında Furkan'la hemen çıksak mı? Yurt dışına mı? Hı? Yurt dışına mı? Ben bilmiyor muyum sizi bir uçağa bindirip dünyanın öbür tarafına göndermeyi? Ha? Ben bunu akıl edemiyor muyum? Estağfurullah abi. Gece şoförü kaza yapacak. Sabahleyin hanımefendi oğluyla birlikte yurt dışına kaçacak. Bak o zaman beni hiç uğraştırmayın. Kendiniz tıpış tıpış karakola gidip teslim olun aynı hesap. Ben düşünemedim. Çok özür dilerim. Affedersin. Ben düşündüm. Ben düşündüm. En iyi avukatım bu işin üstünde. Hele şu mahkeme görülsün. Ondan sonra nereye isterseniz gidersiniz. Tamam mı? Tamam. Akılsız. Yurt dışına gidecekmiş. Ben artık çok sıkıldım ihtiyar. Daha Tarık'ın hesabını sormadan pat diye arkamdan dönen işlere bak. İyice beni başçavuşun eşeği yaptınız abi siz ya. İyi de bana niye rüzgar yapıyorsun? Abi sen de aynısın. Aynısının laciverdi. Maşallah emir kralının yeğeni veledi aklamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben de burada cübbeli kolu menkeni. Harun Yakar ne güzel hayat ya. Bir dakika bir dakika. Meryem'in oğlu mu yapmış kazayı? Ben de diyorum ki Bünyamin niye bu kadar telaşlı ya? Abi sana bir şey soracağım. Bir anne baba 17 yaşında bir çocuğa niye araba verir ya? Ha? Sabah bak bu ihtimal hiç benim aklıma gelmemişti ha. Tabii gece bebe aldı arabayı gazladı gariben bir kuryeye çarptı. Sonra siz de bütün hikayeyi şoförün üzerine yazdınız. Ne kadar güzel be. Bravo size ya bravo. Ulan hakikaten ha. Bak şimdi sen böyle anlatınca benim aklım yattı ha. Abi ne olur artık yeme beni be. Ha? Birazcık ayıp olmuyor mu ya? Senden habersiz bu ülkede kuş uçmaz kuş. Harun bak ayıp oluyor ama ha. Yok ya sen arkamdan iş çevirince ayıp olmuyor. Ben bunu senin suratına söyleyince mi ayıp oluyor abi? Ben senin arkandan iş çevirmiyorum. Ha, tabii tabii. İşin arkasından seni çeviriyorum. Seni korumak için en doğru yol bu. Doğru yol mu? Doğru yol mu kaldı abi? Paralı yol diyecektin herhalde. Ah! Emir kranlar kurmuşlar sistemi. Sistem makine gibi çalışıyor. Bizi de koymuşlar makinenin başına ustabaşı gibi. Bülbüle döndük abi. Ağzımız var, dilimiz var. Ötemiyoruz. Çipet pet pet. Hani ötsen ne olacak ki? Ha? Ne değişecek? Oğlum bu dünya ikiye ayrılmış. Tamam mı? Kurtlar ve kuzular. Biz kurtları seçtik. Abi, şunu herkes bilecek. Hukukta gerçekler değil, hikayeler kazanır. Ben de başka birinin hikayesine kalem oynatmam. Ya kendi hikayelerimi anlatmaya devam ederim... Ya da hikayeyi olduğu gibi baştan yeniden yazarım abi. Bak ihtiyar, ben bu emir kranlar için bir defa kaybettim. Bir daha kaybetmem. Arada sen bile olsa. Anlatabildim mi ihtiyar? Ne oluyoruz ya? Sen başımın etini yemiyor muydun dava dava diye? Evet. Heh, al işte sana dava. Bundan sonra Ercan Demir'in avukatı sensin. Emir kranlar kendi aralarında yediğiniz naneleri biraz da kendiniz düzeltin tamam? Hadi bakalım. Ya bu nasıl bir dava verme şekli ya? Ya bu benim ilk davam ya. İlk davam. Kaba herif. Sen birazcık daha kibar olur. Benim ilk davam. Benim ilk davam. Hadi bakalım. Hadi bakalım Rüya. Ne
Alev nasılsın? Neresin lan sen? Çalışıyorum baba. Bu Harun hangi kafayla mahkemeden davadan çekilmiş? Ya baba benim Harun'a karakıl olduğumu biliyorsun ha. Vallahi bu sefer aklama. Ya adam benim halamın şoförünün davasında ne işi var kurban olayım ya. Ben girecek diyorsan girecek. Ne demekmiş o? Ya baba Rüya'yı bu kadar okuttun. O da avukat ha. Sağlam avukat. Pişmesini istemiyor musun? Bırak kız öğrensin. Ya biraz çocuklarına güven. Bir şey de biz halledelim. Bırak da. Ben Rüya'da değilim. Karşısında o Umut denen çocuk var. Ya ne Umut'muş ha baba. Vallahi sıktı ha. Bir tane ezik herifin teki. İmkansızın peşine koşuyor. Bir şey başaracağı yok. Bak vallahi gözünüzde boşuna büyütüyorsunuz bari ha. Kurban olayım rahat olun. Her şey düzelecek. Tamam. Sakin. Ben çok korkuyorum Süreyya. Süreyya Hanım, sizinle böyle konuşmamıştık. Kaza deyip olayı kapatacaktık. Niye mahkeme böyle bir tutuklama kararı verdi? İşte karşı tarafın avukatı son anda patlattı bizi. Umut Tanrıkulu. Bu çocuk her yerden saldırıyor bize. E pek de çocuk sayılmaz yani artık biliyorsunuz. Ya ne çocuğu ya? Ya ne çocuğu? Allah aşkına ne olursunuz ya? Neyi konuşuyorsunuz? Ha? Ben kendi çocuğumun derdine düştüm burada. Furkan ne olacak? Benim aklım, fikrim artık uçtu gitti bana bir şey söyleyin. Ne olursunuz bir şey söyleyin ya. Ya bu Ercan? Ercan konuşursan... Meryem! Meryem otur yerine. Kimse konuşmayacak. Biz de zaten... Yani bir an evvel Ercan'ın tutukluluğunun bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız tabii. Yani önce itirazlar yapılacak. Sonra da ikinci duruşma için bastıracağız. Yani Meryem'ciğim senin de için rahat olsun. Tamam. Artık kimse kazayı yapanın Furkan olduğunu kanıtlayamaz yani. Affedersiniz. Evet, benim yeğenim olur kendisi. Furkan'a hiçbir şey olmayacak. O iş bende. Tamam. Ama bak eğer bütün bunları benim yaptığım anlaşılırsa... ...burada sadece ben değil hepimiz yanarız. Anladın mı? Çünkü devletin bu konuda asla tavizi yok. Tamam mı? Ya sen ben buralardayım dedin diye balık ekmek dedim ama başka yere de gidebiliriz biliyorsun. Yani şimdi bilemedim. İlk duruşma öncesi beni zehirlemeye mi çalışıyorsun acaba sen? Bilmem belki de. Ya ben bir ay önce Hindistan'da bir vlog çekmişim. Yani neler yediğime inanamazsın. Burası benim için yıldızlı bir restoran şu anda. E iyi o zaman alalım iki tane. Tabii abim benim. Soğan ister miyiz? İsterim. İkisi de soğanlı olsun abiciğim. Tabii ki. Var mı heyecan? İlk duruşma heyecanı. Var tabii. Böyle tatlı bir heyecan. Ama ilk duruşmam diye mi yoksa sana karşı diye mi çok emin değilim. Vallahi benim duruşmada davadan başka bir şey görmüyor gözüm. Onu çok iyi anladım. Yani alevi çiğ çiğ yedim. Bir de tabii benim ekstra bir durumum var. Ne gibi? Ne bileyim sen emir kranlara çok ayrı bir yerden takıksın. Nasıl bir yerden mesela? Şöyle bir yerden. Ankara'dan geldin. Aldığın bütün davalar emir kranlara karşı. Harun'u önceden tanıyorsun. Ve ne hikmetse koskoca adliyede... Çarpa çarpa bana çarpıyorsun. Yani Umut Tanrıkulu mu ağlarını örüyor yoksa kader mi ben çok emin olamıyorum.
Yani belki de kader ağlarını çoktan örmüştür. Ve ben sadece o ağları takip ediyorumdur. Babanın eski bir emir kran çalışanı olması gibi mi mesela? Buyur abi. Abi neredesin ya? Eşet abinden sana küçük bir hediye. Eyvallah. İşime yarayacak. Hadi bakalım. Sanığı alalım. Oğlum bana gel. Oğlumu istiyorum ben. Oğlumu bana getir. Oğlumu bana gel. Sanık Ercan Demir bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Bağımsız olarak huzura alındı. Müşteki vekili Umut Tanrıkulu ve sanık müdafiği Rüya Emir Kıran'ın geldiği görüldü. İddianame kabulü ve kararı okundu. Hüviyet tespitine başlandı. Sayın Başkan, müvekkilim ifadesinde de belirttiği üzere olay yerinden ayrılmamıştır. Hem sağlık birimlerine hem de emniyet birimlerine müvekkilim haber vermiştir. Kazadan sonra Mehmet Özyeşil'in hayati risk taşıdığı müvekkilim tarafından fark edilmiş ve bütün yardım yükümlülükleri tam olarak yerine getirilmiştir. Bu sebeple müvekkilim Ercan Demir'in beraatine karar verilmesine, tutuklu kaldığı sürenin tedbir sınırlarını aşması ve tutukluluk nedenlerinin de ortadan kaldırıldığı göz önüne alınarak tutukluluğunun kaldırılmasını talep ediyorum. Müşteki vekili, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet Fahri Başkanım, izninizle ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Ercan Bey, kazanın hemen ardından ambulansı aradığınızı söylediniz, doğru mudur? Evet. Peki siz ambulansı aradığınızda merhum Mehmet Özyeşil hala hayatta mıydı? Bilmiyorum. Olayın şokuyla fark edemedim. Sayın Başkanım, müvekkilimin sağlık birimlerine haber verdiği resmi kayıtlarda da bulunmaktadır. Evet, doğru. Başkanım, Ercan Bey sağlık birimlerine haber vermiştir. Fakat bunu kazadan tam 43 dakika sonra yapmıştır. Müşteki vekili, bu iddianızı kanıtlayabilir misiniz? Tabii ki. Haritayı açabilir miyiz lütfen? Merhum Mehmet Özyeşil sipariş kayıtlarından da görülebildiği gibi saat 22.03'te A noktasında, harita üzerinde A noktasında görebileceğiniz adrese yemek siparişini teslim etmiştir. Ve daha sonra C noktasındaki restoranına gitmek üzere yola çıkmıştır. Rahatlıkla anlaşılabileceği gibi kaza mahalli olan B noktası ile siparişin teslim edildiği adres arasında yaklaşık 3 ila 4 dakikalık bir mesafe bulunmaktadır. Yani kaza tutanaklarda belirtildiği gibi 22.50'de değil, 22.07 sularında gerçekleşmiştir. Şimdi ben sana sormak isterim. Ercan Bey, bu 43 dakikada ne oldu? Niçin ambulansa haber vermek için 43 dakika boyunca beklediniz? Müsaadenizle ben cevap vereyim. Bu dakikalarda olay yeri yeniden kurgulanmıştır. Başkanım, olay yerindeki fren izlerini incelediğim zaman kazayı yapan araçla aralarında uyuşmazlıklar olduğunu fark ettim.
Sizlere sunduğum bilirkişi raporunda da görebileceğiniz gibi kaza yapan aracın teker çapı, dingil mesafesi yani aksaralığı fren izleriyle uyuşmamaktadır. Yani bu araç hiçbir zaman motosikleti park etmemiş ve hiçbir zaman fren yapmamıştır. Necdet abi. Ha. Bu 43 dakika boyunca fren izleri başka bir araçla yeniden oluşturulmuştur. Sessizlik. Sanık müdafi, bu iddialara karşı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Yok. Yine bildiniz Harun Bey. Başkanım, ben meslektaşımın söyleyecek bir şeyinin olmamasını gayet doğal karşılıyorum. Çünkü müvekkili kendisine başından beri yalan söylüyor. Sayın Ercan Demir kaza anında hiçbir zaman bulunmamıştır. Sessizlik! Yani iddianamenin aksine kazanın failinin başka birisi olduğunu mu söylüyorsunuz avukat bey? Aynen öyle sayın savcım. Bu kazanın gerçek faili Ercan Demir'in şoförlüğünü yaptığı Meryem Laçiner'in 17 yaşındaki ehliyet sahibi olmayan oğlu Furkan Laçiner'dir. İzninizle videonun oynatılmasını talep ediyorum. Tabii. Bu görüntüler kazadan yaklaşık 10 dakika önce kaza mahalline çok yakın bir benzin istasyonunda kaydedilmiştir. Rahatlıkla görüldüğü gibi şoför koltuğunda oturan kişi Ercan Demir değil, Furkan Laçiner'dir. Furkan Laçiner 22.08'de annesi Meryem Laçiner'i aramış, ondan yardım istemiş. Meryem Laçiner de yanında biri veya birileriyle olay mahalline gelip kaza senaryosunu baştan yazmıştır. Meryem. Meryem Laçiner haberi alır almaz olay yerine gitti. Ercan. Ercan arabaya çalışacak. Canım bir sakin olur musun? Bir saniye. Olamam. Olamam Furkan. Ne oldu Meryem Hanım? İyi misiniz? Değilim. Meryem. Değilim, tamam sen geç. Meryem. Kızım bir nefes al ya. Tamam halledeceğiz. Olamam. Tamam. Olamam Furkan. Orada. Savaş sen burada kal, benden haber bekle. Furkan Laçiner'e hiç kimseyi aramayıp kendisini beklemesini tembihlemişti. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Sen iyisin değil mi anneciğim? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Adam hareket etmiyor. Meryem Laçiner olay yerine gittiğinde yalnız değildi. Kazadan oğlunu sıyırmak için kusursuz bir tezgah kurulması gerekiyordu ve bunu tek başına yapamazdı. Ölmüş mü? Adam ölmüş mü? Bir şey söylesenize. Ölmüş. Ne yapacağız biz şimdi ha? Abimle ne konuştun? Ne diyor abim Süreyya? Ay, öldürdüm onu. Adamı öldürdüm. Anneciğim. Katil oldum ben. Volkan'cığım. Hadi. Dünyanın beyi derhal buraya gelsinler dedi. Hadi Meryem, siz gidin. Gitmiyorum ben, dokunmayın bana. Hayır, hayır. Şişt. Anneciğim. Sen... Şişt, tamam, kendine gelir misin lütfen? Hadi gel. Dakikalar içerisinde bir plan yapıldı. Ancak olay yerini istedikleri hale getirebilmeleri için birden fazla insana ihtiyaçları vardı. Sen şu etrafı bir bakın bakalım. Kameralar var mı? Süreyya Hanım, ambulans geliyor. İyi, güzel. Çalışan kamera yok savcım. Sadece teker patlak.
Kazaya karışan aracın sağ ön lastiği patladığı için fren izlerini başka bir arabayla yapmak zorunda kaldı. Ve en önemlisi, bir kurbana ihtiyaçları vardı. Sahip oldukları gücün arkasına saklanan bu suçlular, toplumu ve adaleti manipüle edebileceklerine inanmış. Merhum Mehmet Özyeşil'i hastaneye yetişme hakkından dahi mahrum bırakıp ölüme terk etmiş ve hiçbir vicdan azabı yaşamadan hayatlarına devam etmişlerdir. Sayın mahkeme heyeti, bu bir kaza değil, cinayettir. Ve bu cinayetin failleri Furkan Laçiner'le annesi Meryem Laçiner'dir. Yazıklar olsun. Hesabını vereceksiniz. İnşallah vereceksiniz. Beter oğlum, beter. Hesabını verecekler mi hesabını? Yardım edecekler bize. Sahipsiziz diye biz ne olacağız böyle? Paramız yok diye. Gel. Beni çağırmışsınız. Çıktı mı herkes? Çıktı Harun Bey. Kapat kapıyı, otur. Harun Bey, siz iyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim Nurşan? Ben bu emir kıranların avukatı değil miyim? Niye her şeyden en son benim haberim oluyor Nurşan? Abi bir kusura bakmayın, ben ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bak. Bu Tarık davasında kurulan taciz komplosu, sonra video işi, bu kaza tezgahı. Oh ne güzel ya. Sonra sırası gelince beni çıkartıyorlar sahne. Sen bile onlara çalışıyor olabilirsin Ruşen. Aşk olsun Harun Bey, ben bunca senedir sizden habersiz tek bir adım bile attım mı? Ben artık hiç kimseye güvenmiyorum Ruşen. Bana da mı güvenmiyorsunuz Harun Bey? Çok teessüf ederim ya. Ruşen, sen niye bu kadar hassas bir insansın ya? Sana güvenmesem burada işin ne senin? Ha? Ya bırak şimdi onları, kafana karıştırma. Söylediklerimi dinle, söylediklerime odaklan. Bir, arkamızdan kurulan bu tezgahların başında kesinlikle çok sağlam bir hukuk cambazı var. İki, kazanın olduğu gece. Dakikasında bu Meryem'in oğlunu kurtarmak için diller yok ediliyor, senaryolar uyduruluyor. Sence bu ne demek Ruşen? Ha? Ne diyorsunuz? Kazayı o çocuk mu yaptı? Elimde hiçbir şey yok ama adım kadar eminim. Zaten kazayı kimin yaptığı önemli değil. Bu tezgahı kim kurdu? Önemli olan. Ve ben onu bulmadan bana uyku yok. Dolayısıyla da sana da uyku yok Ruşen. Anlatabildim mi? Anladım Harun Bey. Ruşen, teşekkür ederim. İşin bittiyse sen de çıkabilirsin. Sağ ol efendim. Uzun zamandır evim bu kadar kalabalık olmamıştı. Bilirsin ben minnoş bir ev kedisiyim. Sayende savcım. Bak sen var ya sen. Hı-hı. Sen gerçekten çok tehlikeli bir adamsın, biliyorsun değil mi? Ben mi tehlikeyim? Benim de ne tehlikeli? Bu kadar bir insanım ben savcım. Baktın davayı kaybedeceksin. Ver de Rüyan'ın kucağına pompayı. Öyle hırsız mıyım? Ya bırak şimdi başkasının kucağını ya. Ne güzel sohbet ediyoruz. Aa, bak sen çömezini koruyor. Öyle. Ay, niye bu kadar şişiriyorsun çömez avukatları, anlamıyorum yani. Ha, şimdi nedense herkesin eline bir umut tanrı kulu. Aa, Sayın Savcım öyle deme. Umut Tanrı kulu sadece davan değil. Adliyenin içinden geçti çocuk ya. Ya bırak Allah aşkına, ne içinden geçti gözü seveyim ya. Zaten şoförü solak olduğunu anlamış olsaydı Umut, İkinci duruşmaya bile kalmazdı yani bu iş. Ay sinir bozuldu. Ay.
Abi ben sana söyledim ya. Ben sana söyledim, mahkemenin önce kaçalım gidelim bu ülkeden dedim ben sana ya. Meryem, bana geldiyseniz kararlarımı tartışmayacaksınız. Çıkışta size yardım edecekler havaalanında. Vardınız mı? Ya varmak üzereyiz, vardık. Az kaldı. Katar'da bir iki gün kalacaksınız. Sonra Amerika'ya uçacaksınız. Tamam abi, tamam. Tamam. Anne polise. Anne. Anne ne yapacağız? Tamam. Tamam sakin ol. Ya benim için gelmişsin işte. Ne yapacağız şimdi? Ne olur biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olayım anne? Bana geliyorlar. Ben aslında gelemem. Anne ne yapacağım? Vermeyeceğim anneciğim. Ben seni vermeyeceğim. Polisler anne geliyorlar. Ne yapacağız? Tamam sakin ol. Vermeyeceğim. Anladın mı? Sakin ol. Bitti işte. Anneciğim vermeyeceğim ben sana. Vermeyeceğim. Anne, anne ne yapıyorsun? Kimse benim oğlum olamayacak, anladın mı? Kimse benim oğlum olamayacak. Nasıl alamazlar, nasıl alamazlar geliyorlar. Anne frenim bas. Anne önümü selam frenim bas. Araçtan inin. Ellerinizi kaldırın. Araçtan inin. Ellerinizi kaldırın. Ne yapacağız şimdi? Furkan. Alın bunu. Furkan oğlum. Bırakma beni. Furkan oğlum. Bırakma beni. Furkan. Furkan. Anne bırakma beni. Anne! Furkan! Furkan oğlum! Bırakma beni anne! Furkan! Bırakma beni! Bırakma beni anne! Furkan! Umut, bu davada göstermiş olduğun başarı ve özveri gerçekten takdire şayan. Delillere titizlikle yaklaşarak ve doğru sonuçlara vararak adaletin yerine getirilmesine büyük katkı sağladın. Senin gibi genç ve yetenekli meslektaşlarımızın varlığı bizleri umutlandırıyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim savcım. Bence asıl teşekkürü sizin gibi dürüst ve yürekli savcılar hak ediyor. Bu arada biraz önce emniyetten telefon geldi. Furkan Leçiner ve annesi ülkeyi terk etmek için havaalanına giderken ekipler tarafından yakalanmış. Vallahi hiç şaşırmadım savcım. Ben bu davayla ilgili her şeyi anladım ama bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da bir anne baba 17 yaşındaki ehliyetsiz çocuğuna araba verir. Hem kendi çocuğunun hem de diğerlerinin hayatını hiçe sayar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de göz göre göre oğlunu kaçırmaya çalışır. Bir de biliyorsunuz ana yüreği diyen insanlar var. Onları da ben anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da hiç düşünmüyorlar Mehmet'in annesini, onun acısını. Fail cezasını çekince onun da yüreğine az da olsa su serpilecek. Zaten adalet bunun için yok mu Umut? Bizler bunun için savaşmıyor muyuz? Öyle savcım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sizinle çalışmak benim için gurur vericiydi. Sağ olun savcım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.